Hayırlı sabahlar herkese arkadaşlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah gönlünüzden geçen her şeyi nasip etsin inşallah. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Kalktım, eşim evde, kahvaltı hazırlıklarına giriştim. Böyle küp küp patates kestim. İlk kapatmadım, baktım her tarafa sıçradı. Çok az da onu, çok az yağda onu kızartacağım. Ondan sonra içine böyle yumurtalı, baharatlı sos yaptım. Bundan dökeceğim. Bugün kahvaltıda böyle düşündüm. Gelirken eşim de simit almış. Bir de burada böyle yağlı, bir saniye size göstereyim. Bu kete mi ne tam bilemiyorum. Böyle yağlı bir şey satılıyor fırında. Şimdi bunu da tavada ısıtacağım birazdan. Şurada dursun. Kahvaltılıklarımı çıkardım. Domates salata da kestim. Zaten bunu da yapıyorum. Bize yeterli. Böyle arkadaşlar ilerleyen saatlerde görüşmek üzere diyorum. Birazdan yumurtamı göstereceğim tabii ki sizlere. Patatesli omletim pişti arkadaşlar. Bu şekilde ortasına da bir tane fesleğen koydum. Bu kete gibi olan yağlı, neydi bunun adı ya? Yağlı kete galiba, vallahi yanıltmayayım da sizi. Onu ısıttım. Simitlerim burada. Kahvaltılıklarımı sadece kestim. Kaplarını bile değişmedim, görüyorsunuz. Bugün böyle sunumsuz bir kahvaltı. Her zaman sunum olmuyor yani. Pizzalarım, pizzanın sabah yaren bir dilim yedi. Bir tek kaşar peyniri böyle sertleşiyor hafif. O da kaşarını çok koymadım arkadaşlar, dün gördünüz. Ama gerçekten hala böyle yumuşacık. Onu da yer miyiz bu kadar şeyin üstüne bilmiyorum ama koydum gene de. Çayımız orada kaynıyor. Ben şimdi bunları sofraya soğutmadan getiriyorum. Eşimle beraber yiyoruz. Şu an kahvaltı sofrasında olan bütün arkadaşlara afiyet şeker olsun diyorum. Arkadaşlar dün yapamadığım mantar çorbasını bugün yapıyorum. Az bir şey tereyağı koydum. Çok az böyle sıvı yağ gezdirdim. 2,5-3 yemek kaşığına yakın unu koydum. Kokusu çıkana kadar kavuracağım. Altını biraz açayım. Bu arada burayı da biraz bu şekilde kullanmak istedim. Şekerim, mercimeğimi koyduğum kavanozları başka tarafa aldım. Un kavruldu. Bir tane soğanı ince ince kestim. Herkesin mantar çorbası tarifi eminim farklıdır. Ben böyle yapıyorum. Soğan kavrulsun diye. Bunlar kavruldu. Kestiğim mantarları ekleyeceğim. Ben bu şekilde kestim. Büyük büyük kestim. Mantarını gördüğünüz gibi çok az tutmadım. Ay, pizzada da söylemiştim. Mantarı bol seviyoruz. Mantarın her şeyini seviyoruz biz. Çorba, kavurma, sote. İstiridye mantarı falan çok seviyoruz. Hatta
Sinop'tayken kanlıca mantarı vardı. Buralarda hiç görmedim. O kanlıca mantarı orada öğrenmiştim. Çok güzeldi ya, harikaydı. Ama gitsem ormanda falan toplasam asla anlamam tabii ki. Bu da bu şekilde biraz kavrulacak arkadaşlar. Şimdi buna 6 su bardağı soğuk su ekleyeceğim. Altını açacağım. Mantarlar böyle koca koca gözüküyor ama piştikçe ufalacaklar tabii ki onlar. Keşke böyle kalsalar. Ben böyle seviyorum ama böyle kalmıyor. Şimdi unu pırtı şeklinde kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Bu arada tuz ekleyeyim. Dün akşam tuzumu, çayımı, her şeyimin yerini değiştirdim. Gece buraları temizlemiştim ama demin gördüğünüz patates kızartınca her tarafı sıçradı. Gene öyle bir kabasını aldım. Şu folyomu değiştirdim. O hortum öyle açık olduğu zaman hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden folyolu kullanıyorum ben onu. Bu şimdi buna bir de soğuk bir bardak süt ekleyeceğim. Tam dolu dolu bir bardak eklemeyeceğim. Şu kadar yeterli. Normalde tabii ki yarın yazacaksınız bana. Kremayla çok güzel oluyor. Evet, kremayla da güzel oluyor ama kremayla sanki bana bu sütle yapılana göre bir tık daha ağır gibi geliyor. Sanki sütle daha hafif oluyor. Bir de ben bunu hep sütle alışmışım. Açıkçası kremayla sadece bir kere yedim. Her şeyi çok seviyorum mesela. Kremalı hazır satılıyor ya, böyle knorun falan. Ona falan bayılıyorum ama kendim yaptığımda sütle tercih ediyorum. Çok az böyle karabiber. Benim şu an evde yok. İsterseniz bunu kaynadıktan sonra böyle ince kıyım dereotu da katabilirsiniz. Ben dereotu da çok yakıştırıyorum. Bunlar hep tercihe kalmış. Şimdi bu güzelce kaynasın. Ben de karıştırayım bunu böyle ağır ağır. Çorban burada pişerken ara ara karıştıracağım. Ben burada ne yapacağım? Dolapta böyle geçen aldığım biberlerden, kırmızı biberlerden kalan vardı. Aslında bu şekilde koyayım istedim. Ama sonra dedim ki yeşil biber de 4-5 tane var. Bunları güzel bir poşete koyayım. Kışın tavuk sote, et sote yaptığımda nasıl olsa ikisini birden böyle karışık koyuyorum, kullanıyorum. Şimdi ben bunları çorba pişerken böyle bu şekilde, çok ince de değil, çok kalın da değil, keseceğim. Buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Aslında kırmızı biber dediğim gibi bu şekilde alıp 1 kilo falan böyle koymak istiyorum. Kışın iyi oluyor. Normalde onun çekirdeğini çıkarmadan da koyuyormuş bazı arkadaşlar ama ben genelde çıkarıp koyuyorum. Geçen sene taşınma esnasında yapamadım da bir önceki sene Batman'da yapmıştım. Yeşil biberle kırmızı biberi ayrı koymuştum. Pardon. Bu sene diyorum ikisini beraber koyayım. Sonra kırmızı biberi tek ayrı koyarım. Ben inşallah aslında şu menemenlik domates var ya, ondan sivri biberle beraber de koymak istiyordum buzluğa ama bilmiyorum yapabilir miyim. Çorban pişti arkadaşlar. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Bakın durdukça da kıvam alacak. Bugün soğanları biraz bir tık büyük kesmişim ama olsun, bir zararı yok. Yaparken anlattığım gibi karabiber koydum. Dereotu olsaydı dereotu da yakışırdı. Ben bu şekilde yapıyorum. Çok da güzel oluyor. Şimdi onun kapağını kapatalım. Kapağını kapatıyorum. Burada da kestiğim biberler var. Bunları bir poşete koydum. Çünkü baktım iki poşet koyacak kadar çok değil. Bunun yanına ne yapacağım gerçekten bilemiyorum. Dolapta taze fasulyem var. Taze fasulye mi yapsam? Çünkü onun bir kilo aldım. Yarene tava için almıştım. Bir kilodan tava çok fazla gelir. Bu sefer diyorum yemeğini yapayım. Birkaç gün sonra tavasını yapayım olmazsa.
kararsızım. Neyse şimdi ben bir kahve molası vereceğim. Eşimle kendime kahve yapacağım. Ondan sonra inşallah ne yapacağıma karar veririm. Arkadaşlar böyle fasulyemi koydum, bol domatesli, soğanlı, şu gördüğünüz gibi çok az domates salçası koydum, tuzunu koydum, çok az böyle tatlı kaşığının ucuyla şeker koydum, sıvı yağını gezdirdim, böyle kısık ateşte kendi buharıyla pişecek, ondan sonra inşallah su ekleyeceğim, çaydanlığında altını yakacağım. Şimdi annem aradı, annemle konuştum, Elifler, ablamlar, herkes bizdeymiş. Hani anacım aşure yapmış, aşure yiyorlarmış, çay içiyorlarmış. Zaten Elif de resim atmıştı. Öyle görünce insan özeniyor, imreniyor. Ama ne yapalım, kader. Ben alıştım artık uzaklara. İyi olsun herkes de ben uzaktan böyle güzel haberlerini alayım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hepsine afiyet, şeker olsun. Allah anneciğimin yaptığı aşureyi de kabul etsin inşallah. Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Evet arkadaşlar, yüzümü anca gösterebildim size. Bugün bir şey de yapmadım. Yattım biraz. Gerçekten sırtım gene çok ağrıdı. Ağrı kesici içtim. Pazartesi büyük bir ihtimalle bana doktor yolu gözüküyor gibi geliyor. Çünkü ağrı kesiciler geçince gerçekten çok ağrım var. Yani 3-4 gündür bunu dillendiriyorum. Vallahi geçmiyor. Neyin nesi anlamadım. Eşim spora gitti. Yemeğim pişti. Ben şimdi ne yapacağım? Züccaciye gidip geleceğim. Böyle kaşık çatal setim için kutulu saklama kapları oluyor böyle. Bugün bazı şeylerin yerini değiştirirken o gözüme takıldı. Bulabilirsem ona öyle kutulu bir saklama kabı alacağım. Biraz da hava alacağım. Aslında eşimle öğlen çıkacaktık. Benim ağrım olunca çıkamadık. Hatta bir ara eşim illa acile gidelim dedi. Dedim ağrı kesici içtim. Geçmezse gideriz. Ağrı kesiciden sonra gerçekten düzeldim. Kendimi iyi hissediyorum, öyle şeyim yok ama bu ağrı ya çok kötü bir ceyranda kaldım ya da üşüttüm, bilemiyorum. Ben şimdi hava kararmadan gideyim züccaciye, bir iki züccaciye var burada, onları dolaşayım. Çekebilir miyim bilmiyorum, burada züccaciyelerde pek rahat çekim yapamıyorum arkadaşlar. Öyle gideyim, görüşmek üzere. Züccaciye'den hava karardı, öyle çıktım. Vallahi daha eşim de gelmedi çünkü. İstediğim gibi bulamadım ama uzun böyle buldum. Ona bir yerleştireceğim. Eğer sığmazsa yarın ikinciyi de alacağım. Bir de çok güzel bir şey aldım. Eve gidince göstereceğim size. Şimdi hızlı bir şekilde eve gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi geldim eve. Hava böyle ılık esiyordu. İyi ki çıkmışım. Aslında eşim spordan geldikten sonra istersen çıkalım dedi ama yemek de daha yemedik. Geç olur diye ben onu beklemedim. Şöyle şunu göstereyim size. Nazan buradayken size göstermek kısmet olmadı. Bunun aynısından Nazocuğuma da almıştım. Yeni evinde kullanır diye. Aslında benim 4-5 tane kahve fincan takımım var. Çoğu da hediye. Ama bunu görünce böyle annelerimizin çeyizinde olurdu ya, sanki bana onu anımsattı. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Sizler acaba beğendiniz mi? Öğlen kahve içmiştik eşimle ama bunları birazdan yıkayacağım. Akşam kahvesi bununla içeceğiz inşallah. Size göstermem gerekiyor. Benim çok hoşuma gitti. Dediğim gibi ayrı ayrı olan şeyden bulamadım, kutulardan. Ben de şöyle bir kutu aldım. Şimdi bunun içine güzel yıkayacağım. Kaşık çatallarımı yerleştireceğim. Size de göstereceğim. Eğer sığmazsa yarın gidip bir tane daha alacağım ama derin geldi bana. Sığar gibi geldi. Şöyle çünkü üst üste koyacağım. Mesela kaşık, çatal, bıçak diye. Sizlerle beraber yapacağım onu da. Çayım bitmişti. Bir tane hemen yolumun üstünde 101 vardı. Çay aldım. Eve geldim. Farmasilerim geldi. Size diyordum beklediğimi. Bunu ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Yağ kir sökücüymüş. Bu da kafası. Çok amaçlı temizlik. Bu sefer ben sabun kokulu değil de çiçek kokulu galiba bu. Farklı, evet. Farklısını aldım bu sefer.
sabun kokulu olandan da çok memnunum. Hala daha dibinde var. Bir tane de tekli olan cam bezinden aldım. Ben bu cam bezinden inanın Batman'da dış karakolda görev yaparken kulakları çınlasın Fatma Hoca'dan almıştım. İkiliydi ve bu seneye kadar kullandım onu. O kadar güzel dayandı ki şimdi baktım çok kötü olmuş. Diğer bezlerde camlarda iz bırakıyor. Tekli olandan aldım. Vallahi bunlara ne kadar vereceğim kağıtta yazıyor şimdi hatırlamıyorum. Bir de sağ olsunlar. Satan arkadaş böyle farmasinin bana çantasını göndermiş. Alışverişlerimde zevkle kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben bunları yerleştiriyorum. Eşim birazdan gelir. Hemen hızlı bir şekilde salatamı yapacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bunlara ben bayıldım. Fasulyemi de göstereyim size. Fasulyem de gerçekten çok güzel oldu. Şimdi dediğim gibi salata yapacağım ve soframı kuracağım. Şimdi aldıklarımı yerleştirirken arkadaşlar aklıma şey geldi. Salata yapmaya girecektim ama mutfaktan çıktım. Dün dedim ki herhalde artık unuttuğum kişi kalmadı. Bana dedim hiç böyle dedim mesaj yazan, ses gönderen, arayan olmadı. Baktım Aysun aradı. Bursa'dan, İnegöl'den çocukluk arkadaşım canım Aysun'u. Seni öpüyorum, sana da selam gönderiyorum. Fato beni izliyor, Fato'ya da selamlarımı gönderiyorum. İkisi de benim çocukluk arkadaşım. Asla kopmadı, kopmayacağız da Allah izin verirse. Bugün de beni Aliye'cim aradı. Aliye'ye de selam gönderiyorum. Öpücükler atıyorum. Aliye'nin oğlu Arda. Arda'cım da beni izliyormuş. Yeşim teyze ille bana da selam göndersin demiş. Arda seni çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar yemeğimizi yediysek, kahvemizi içtiysek yeni fincanlarımızla. Şimdi size bunu göstermek istiyorum. Karaca'nın kaşık çatal seti. Geçen sene almıştım bunu. Malum 20 senelik evli olunca tabii ki kaşık çatallarım eskidi. Annem bir de evlenmeden 2 sene önce almıştı. 22 senelik oldu artık kaşık çatallarım. Geçen sene eşim bana bunları almıştı. Bu şekilde ben böyle sade istedim arkadaşlar. Valla geçen sene indirimden 500 liraya almıştık bunları biz. Ama eskiden çantalı vardı. Şimdi çantalı benim, ya ben görmedim açıkçası. Çantalı da var demedi orada satan arkadaş. Böyle karton kutuda. Bunda da yıka tekrar koy. Sığmıyor hiçbir yere. Mecbur ceketin altında, koltuğun altında saklıyordum. Şimdi buna dizeceğim. Dizdikten sonra sizlere göstereceğim. En azından daha pratik olur gibime geliyor. Artık olmazsa beğenmezsem tekrar kutusuna geri koyarım. Beğendim arkadaşlar. Yine sizlere de göstereyim. Bu şekilde koydum. En azından mutfak dolabında bir yere koyarım. Lazım olduğu zaman elimin altında olur. Bazen lazım oluyor. İçeriden git, kaldır, onu al, gel. Bayağı bir eziyet gibi oluyordu bana. Bunu bu şekilde. Şimdi tabii acele koyduğum için daha güzel düzenlerim birazdan. Sizce nasıl oldu? Bence güzel oldu. Şimdi şey de diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani böyle bir kutuya koyana kadar keşke şunlardan birine koysaydınız diye. Bunda günlük kaşık çatallarım var. İkincide kepçelerim falan var. Spatulalarım. Üçüncüde kahve fincanlarım. En altta mutfak bezlerim, işte süngerlerim, mutfak havlularım. Buraya bir ara bunun aynısından alıp böyle altlı yüzlü mü koysam diye düşündüm. Ne bileyim onu da öyle düşündüm ama şeyde kaldı. Vallahi bilmiyorum bundan eğer memnun kalmazsam belki bunun aynısından aynı ebatlarından alıp da böyle altlı üstlü de yapabilirim. Bakalım artık duruma göre arkadaşlar şimdilik böyle koydum. En azından değerli toplu oldu. Elimin altında oldu. Evet arkadaşlar mutfaktan şimdi çıktım. Çay suyumu koydum. Artık biraz dinlenmek istiyorum. Bugün çok bir şey yapamadığım bir tek mantar çorbası tarifim. Yani bana göre değişikti, güzeldi. Taze fasulye çünkü herkes yapıyor. Mantar çorbası da
sevip de yapmayan, belki hiç yapmamış arkadaşlar vardır diye düşündüm. Gerçekten çok güzel oldu. Eşim de kızım da çok beğendi. Bugün böyle değişik bir tarif yapmak isterdim ama gerçekten sırtım çok ağrıdı. Akşam üzeri de söylediğim gibi eşim bir ara hani acile gidelim dedi. Birazdan hatta krem sürdüreceğim. Ağrı kesicinin etkisi geçtiği zaman, çünkü bayağı bir ağrım var. Bakalım ya, ama şükür ayaktayım, yatmıyorum, iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Büyük bir ihtimalle Ceyran'da kaldım. Hafta sonu inşallah geçer diye bekliyorum. Geçmezse dediğim gibi doktora gideceğim. Öyle, yeni gelen arkadaşlar var yine sayfama, kanalıma. Hoş geldiniz diyorum. Güzel yorumlar yazan arkadaşlardan Allah razı olsun. Artık bazı isimler böyle o kadar tanıdık gelmeye başladı ki, her gün onların yorumlarını gördüğümde, aa diyorum işte arkadaş yine yazmış, abla yine yazmış falan böyle. Hatta az önce şeyi okudum, ona cevap verdim. Bursa Yenişehir'den Hatice abla var. Bana sık sık yazıyor. Öpüyorum buradan kendisini. Diğer yorum yazan arkadaşları da öpüyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum, öpücükler gönderiyorum. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Benden bugünlük bu kadar diyorum. Bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Bugün bir iki arkadaş gene yazmıştı. Hani kızını göstermeyecek misin? Kızın hiç çıkmıyor videolarda. Benim kızım çok çekilmek istemiyor. Arkadaşlar ben de zorlamıyorum. İlerleyen günlerde ne olur bilemiyorum. Ama şimdilik istemiyor. Elif'in vloglarında da çok çıkmadı. Çıkmak istemedi. O yüzden biz onun kararlarına saygı duyuyoruz. Ama kendi istediği zaman illaki beraber bir şeyler yaparız belki. Böyle arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi bana destek vermeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hepinize öpüyorum.